Kadına yönelik şiddeti feminist bir perspektifle tanımlamak çok önemli ilk başta, onu söyleyebilirim. Çünkü kadına yönelik erkek şiddeti aslında kadınlara cinsiyetlerinden ötürü, yani kadın olduğumuz için maruz kaldığımız bir şiddet biçimi. Kadınlar üzerindeki güç ve kontrolü göstermek için amacıyla aslında uygulanan bir şiddet biçimi ve kökenini toplumsal cinsiyet sisteminin yarattığı güç eşitsizliğinden alıyor. Yani erkekler kadınları bu anlamda kontrol etmek için, güç göstermek için ve kendi aslında toplumsal cinsiyet rolleri dolayısıyla sahip oldukları o iktidarı sürdürmek için şiddet uyguluyorlar. Şiddeti bu şekilde, yani kadına yönelik şiddeti bu şekilde tanımlamak çok önemli. Tabii kadın cinayetleri kadına yönelik şiddetin en vahim gelebildiği nokta diyebiliriz. Aslında tanımlarken de söylediğim gibi, yani şiddet uygulamak bir öfke kontrolü sorunu değil, bir ruh hastalığı da değil aslında. Tamamen iktidar ilişkileriyle ilgili bir şey. Toplumsal cinsiyet düzeni ve patriyarka aslında cinsiyetleri belirli bir yere konumlandırıyor. Dolayısıyla erkekler de kadınlar üzerindeki iktidarlarını sürdürmeyi ve bu ayrıcalık rollerini devam ettirmeyi istiyorlar. Mesela medyaya yansıyan 8 kadın cinayeti yaşandı bir gün içerisinde ve onun detayına baktığımızda da işte kadınların ya şimdiki kocaları ya da eski kocaları tarafından öldürüldüğünü görüyoruz. Bu da şeyi ve özellikle de bu baktığımız zaman cinayetlerin en yoğun yaşandığı süreçte kadınların ayrılmak istediği dönemler oluyor. Bazen sevgililerinden, bazen kocalarından. Dolayısıyla orada şöyle bir taraf da var. Yani aslında kadınlar erkeğin o iktidar alanından çıkmak istiyorlar ama erkekler buna izin vermek istemiyor ve aslında kadın cinayeti zaten dediğimiz şey ne kadına yönelik uygulanacak, uygulanabilecek şiddetin en vahim dozu. Aslına bakarsanız. Dolayısıyla burada kadına yönelik şiddetin ve aynı şekilde kadın cinayetlerinin beslendiği köken tamamen aynı. Bu patriarkal düzen, güç eşitsizliği, toplumsal cinsiyete dayalı buradan kaynaklanıyor. Şöyle, kadınlar şiddete maruz kaldıkları ilişkilerden çıkmakta zorlanabiliyorlar. Bunun aslında tek bir nedeni yok. Çeşitli sebepleri, çeşitli dinamikleri var. Bunların hepsine eşit şekilde önem vermek gerekiyor. Yani tabii bunlardan bazıları hepimizin ilk aklına gelenler daha sosyal ve ekonomik sebepler oluyor. Yani tabii ki bu da doğru. Doğru tarafı var. Yani kadınları o ilişkiye bağımlı kılan bir takım ekonomik sebepler oluyor işte. Aslında kendi ekonomik kaynaklarını kullanamaması. Yani bununla illa burada çalışmayan bir kadın olmasına da gerek yok. Çalışsa bile bazen kendi parasının kontrolüne sahip olmayabiliyor kadınlar. Kaynaklara erişemeyebiliyorlar. Yoksulluk var tabii ki. İşin içinde çocuklar varsa da o şiddet ilişkisinden çıktığında tek başına hem kendi hayatını hem de varsa çocuklarınla birlikte hayatını sürdürmenin ekonomik zorluklarını düşünüyor kadınlar. İşin böyle bir tarafı var. İşin sosyal, yani toplumsal tarafı var. Yani aslında ayrılmış ya da boşanmış bir kadın olmanın toplumda, yani daha küçük ailede de daha sonra geniş toplumda da bir takım bedelleri oluyor maalesef kadınlar için. Bunlar tabii ki yine kadınların o şiddet ilişkisi içerisinde kalmasına sebep oluyor. Bir diğer önemli boyutu da daha aslında psikolojik sebepler. Yani özellikle psikolojik şiddetin de sosyal izolasyonun da çok yoğun eşlik ettiği şiddet döngüsünde kadınlar tabii ki bunun etkilerini yaşıyorlar, uzun süreli etkilerini. Yani örnek vermek gerekirse mesela yaşadığı şiddetten kendisini suçlu görebiliyor. Yani ben şöyle davrandığım için bu şiddet oldu. Ben bunu hak ettim. Aslında böyle yapsaydım olmazdı. Ya da bu adam hasta olduğu için bana bunu yapıyor gibi meşrulaştırabiliyoruz kendi zihnimizde de. Çünkü şiddet de biraz böyle bir argümanla uygulanıyor. Ya da kendimizi çok çaresiz ve güçsüz hissedebiliyoruz. Yani o ilişkiden çıktığımızda sanki hiçbir şey yapamazmışız, yeni bir hayatı kuramazmışız gibi hissediyoruz. Bunların hepsi şiddetin psikolojik etkileriyle alakalı.
alakalı. O yüzden şiddete maruz kalan bir kadının o ilişkiden hemen çıkamayışını dışarıdan bir yerden böyle çok basit bir biçimde yargılamamak gerekiyor. Çünkü bir sürü karmaşık dinamiği var. Dediğim gibi ekonomik, sosyal, toplumsal dinamikleri ve tabii ki ruhsal bir takım dinamikleri var. Şiddetin bizim üzerimizdeki psikolojik etkileriyle ilgili bütün bunları değerlendirmek gerekiyor bu anlamda düşünürken. Çünkü toplum psikolojikleştirerek meşrulaştırmaya şiddeti çok eğilimli. İşte şiddet uygulayan erkeklerin demin de biraz bahsettiğim gibi sanki böyle bir öfke kontrolü sorunu ya da ruh sağlığı bozukluğu varmış da o yüzden şiddet uyguluyorlarmış gibi bir düşünüş biçimi var. Çok yaygın ve bunu erkekler de kullanıyor. İşte ne yapayım, hastayım, elimde değil, kontrol bende değildi. Hatta kadın cinayeti işleyen adamlar dahi ki artık hani şiddetin en vahim boyutu kadının hayatını sonlandırma hali. Orada bile bunu bu şekilde meşrulaştırıyorlar. Ben cinnet geçirdim, yok farkında değildim. Ama mesela psikolojide cinnet diye bir ruhsal durum yok aslında. Bir mental, zihinsel durum yok. Bu tamamen toplumsal bir tanım. Orada aslında hem öfke düşünelim hem diğer meselelerde erkeğin kendini kontrol etmemeyi tercih etmesi hali var. Yani öfkesini gücü ve iktidarı sürdürmek için kadına karşı göstermesi, tam da bilinçli bir şekilde hani kadına yöneltmesi hali var. Ve yani yapılan bütün çalışmalarda şeyi gösteriyor. Hani böyle medyada da ya da toplumda da resmedildiği gibi böyle şiddet uygulayan erkekler aklı yerinde olmayan sapıklar ya da ruh sağlığı bozuk deliler falan. Bilerek bu kavramları kullanıyorum. Çok böyle kullanıldığı için. Öyle bir durum yok. Yani bir şeyde ruh sağlığı yelpazesinde diğer insanlar gibi şiddet uygulayan erkeklerde ki zaten çok büyük bölümü bu erkeklerin normal hayatın içerisinde erkekler yani işte kendi işini gücünü sürdüren bir işte hayatını sosyal hayatını sürdüren hatta şiddet uygulayanların dışındaki tanıdıkları tarafından bazen "Aa, çok iyi birisidir, şöyledir, böyledir" diye anlatılan işte gayet gündelik hayatta alışveriş yaptığımız markette çalışan adam, işte bindiğimiz otobüsün şoförü, belki çalıştığımız şirketin üst düzey yöneticisi, ne bileyim gittiğimiz karakoldaki polis memuru, yani her düzeyden, her sosyoekonomik seviyeden erkekler şiddet uyguluyorlar. Dolayısıyla bu bir ruh sağlığı sorunundan değil bir iktidar sorunundan kaynaklanıyor. Yani erkekler kadınlar üzerindeki bu gücü göstermek, o iktidarı sürdürmek için bile isteye şiddeti uygulamayı tercih ediyorlar. Yani orada bir tercihli eylem söz konusu. Maalesef senin de altını çizdiğin gibi yani bunu bir psikolojik sorun olarak görmek sanki böyle toplumda belli bir kesim erkek var, onlar akıl sağlığı olmayan adamlar ve şiddet uyguluyorlar gibi bir yere çekiyor ve bu da meşrulaştırıyor. Çünkü hani şey gibi oluyor, elinde değil, hasta. O zaman ne suçtan bahsedebiliyoruz ne de sorumluluktan bahsedebiliyoruz. Dolayısıyla şiddet uygulamak bir ruh sağlığı sorunu değil, şiddet uygulayan uygulamak bir hani iktidar gösterme meselesi aslında çok kısaca özetlemek gerekirse. Şiddet uygulamanın hizmet ettiği bir amaç var erkekler için. Kendi toplumsal ayrıcalığını, kadın üzerindeki o ayrıcalığını sürdürmek, gücünü göstermek, eve bastırmak aslında. Dolayısıyla kendi yarattığı iktidar alanında kadını tutmak her anlamda. Bunu bazen fiziksel şiddetle yapıyor. Bazen ekonomik şiddetle, bazen sosyal olarak onu izole ederek, bazen psikolojik olarak onun mekanizmalarına saldırıp onu psikolojik olarak yıpratarak yapıyor. Dolayısıyla hepsinin hizmet ettiği yer aynı aslında. Gücünü sürdürmek, iktidarını sürdürmek, kontrol etmek. Motivasyonu bu. Böyle bir yerden baktığımızda zaten kadına yönelik şiddeti feminist bir yerden tanımlayabiliyoruz. Tam da bu iktidar meselesi üzerinden tanımlandığında ve kadınlar bu iktidar alanını tanımadığı ve kendi sınırlarını koymak istediği zaman da şiddetin dozu artıyor. Aslında kadın cinayetleri de dediğim gibi bunun geldiği en son nokta. Orada da hani ayrılmak istiyor diyelim, boşanmak istiyor. O sınırını koyuyor, iktidarını tanımak istemiyor. O şiddetin dozu artıyor. Bu maalesef kadının hayatının yani şey öldürülmesiyle de sonuçlanabiliyor. Böyle bir yerden açıklayabiliriz o motivasyonu. Özellikle erkekler için bu şiddetin bu derece meşrulaşması, hatta cezasızlık, yani yargıda da şiddetin faillerinin de gereken cezayı almaması cesaret veriyor
Hem hani devlet mekanizmaları açısından hem genel olarak ilişkilerde bu ikili ilişkilerdeki faillikler açısından maalesef hani erkeklerin cesaretlendiği ve bu argümanlarla şiddeti devam ettirdikleri bir yere vardırıyor meseleyi. Kadınlar için de tabii ki bambaşka bir nasıl diyeyim yani kendi deneyimlerimizden tabii ki kadın olarak hepimiz şiddete maruz kalıyoruz. Aynı zamanda da kadınların maruz kaldığı şiddete tanıklık ediyoruz. Bu tabii ki bizlerde çok müthiş bir öfke yaratıyor. Bazen umutsuzluk duygusu yaratıyor. Bu kadar çok kadının şiddete maruz kalması ya da katledilmesi. Bunlar tabii ki bizim kadın olarak zaten kendimiz de hepimiz bu şiddete maruz kaldığımız için böyle zor duygular yaşamamıza elbette sebep oluyor. Nasıl mücadele ederiz? Bir kere zaten hani Türkiye'de çok kuvvetli bir feminist hareket, bir kadın hareketi var. Bu tabii ki hani mücadeleye devam etme gücünü aslında birlikte kadın dayanışmasından buluyoruz. Biraz yani bizim Morçatı'da yaptığımız da bu. Genel olarak feministler olarak, kadınlar olarak beraber dayanışmada da yaptığımız şey bu. Yani bu kadar çok şiddete maruz kaldığımız, bazen katledildiğimiz bir aslında sistemin içerisinde hem hayatta kalmak hem hayatlarımıza sahip çıkmaya çalışıyoruz ve kadın dayanışmasını güçlendirmeye çalışıyoruz. Ama tabii ki daha sistemsel bir cevap vermem gerekirse de toplumsal cinsiyet rollerinin yarattığı bu sistemle mücadele ederek ancak bu meselenin çözülmesi mümkün olur. O yüzden mesela özellikle hani psikolog olarak bir hani görüş sorduğun için de bunu vurgulamak isteyeceğim. Hani işte zaten psikolojikleştiriliyor şiddet. Sanki böyle işte tedavisi edilsin, rehabilite edilsin. Hatta bazen bu tecavüz tartışmaları hadım edilsine falan gidiyor ama hiç mesele burada değil. Mesele zaten bir hastalık değil, bir sapıklık değil, bir güç ve iktidar meselesi. O yüzden bu gibi çareler, yani çare değil, bu gibi düşünülen, önerilen metotlar şiddeti meşrulaştırmaktan başka hiçbir işe yaramıyor. Şiddet dilini de yeniden üretiyor. O yüzden aslında kökeni iktidar ve güç ilişkileri olduğu için çözümü ve mücadeleyi de aslında toplumsal cinsiyet rollerinin yarattığı bu güç ilişkileri ve bu patriarkal sistemle mücadele ederek ancak bulabiliriz. Ama biz kadınlar olarak tabii ki kadın dayanışmasından devam edecek gücü buluyoruz, umudu buluyoruz diyeyim.